Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bazı kullarını sevdiğini bildirmiştir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: Allah onları sever, onlar Allah'ı severler. Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. Bu ayet-i kerimedeki temizlik, maddi temizlik olduğu gibi manevi temizliği de, yani kalp temizliğini de içine alır. Allah-u Teala kulunu sevmesi, ona iyilik irade etmesidir. O, bu sevgi ve irade ile kalplerin üzerindeki perdeyi kaldırır. Basiret gözlerini açar, hakikatleri gösterir ve bunları anlayıp kabul etmeyi kolaylaştırır. Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: Allah bir kimseyi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar. Bir kimseyi hidayetten mahrum bırakmak isterse de, onun göğsünü göğe doğru çıkıyormuş gibi daraltıp sıkıştırır. Hiç şüphesiz sevgide yakınlık manası da vardır. Sevgi yakınlığın en önemli sebebidir. Çünkü seven, sevdiğine yakın olmak veya onu kendisine yaklaştırmak ister. Allah-u Zülcelal'in kulunu kendisine yaklaştırması ise, ona kendi ahlak ve sıfatlarına benzer, üstün ahlak ve vasıflar vermesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala bir kulunu severse ona bela verir. Allah-u Teala bir kulunu sevmek isteyince onu dener. Yani onun sevgiye layık olup olmadığını ortaya çıkarmak için onu çeşitli bela ve musibetlerle imtihan eder. Allah-u Teala kulunun samimiyetini ortaya çıkarmak için onu imtihan ettiği şey, bela olabildiği gibi nimet de olabilir. Bela imtihanı sabırla, nimet imtihanı ise şükürle kazanılır. Bu zamanda insanların büyük bir çoğunluğu bela ve musibete sabretmeye zayıftırlar. Olabilir ki insan bir musibete, belaya sabredemez, onun için belasız ve musibetsiz bir sevgiye, Allah-u Zülcelal'in fazlından isteyelim. Onun hazineleri çoktur. Kalben ve ruhen isteyen kuluna mutlaka verir. Alimlerden bir zat şöyle demiştir: Sen Allah-u Zülcelal'i sevdiğin zaman, onun seni imtihan ettiğini görürsen, bil ki o da seni sevmek ister. Denilmiştir ki, Allah bir kulu severse ona rahmet nazarıyla nazar eder. Eğer Allah bir kula rahmet nazarıyla nazar ederse ona azap etmez. Şu bir gerçektir ki, Allah-u Teala kulunu sevdiğinin en açık ve şaşmaz alameti, onu hayır ve taatlara muvaffak etmesi, şer ve günahlardan korumasıdır. Böyle kimselerin hali, hadisi kutside şöyle anlatılmıştır: Ben kulumu sevdiğim zaman, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, anladığı kalbi olurum. Benden bir şey isterse, isteğini veririm. Bana sığınırsa, kendisini korurum. Onun için Allah-u Zülcelal'in kulunu sevmesi demek, sevdiği kuluna azap etmemesi, kendisini günahlara karşı koruması, ona iyiliği sevdirmesi, onu hayır ve taata muvaffak kılması, nadiren işlediği günahlara karşı da ona tövbe ve istiğfar ilham etmesi ve kefaret yerine geçecek hayır ve hasenat yaptırmasıdır, nasip etmesidir. Allah-u Zülcelal'in sevgisinin bu anlamda olduğunu bildiren çok ayetler ve hadis-i şerifler vardır. Şüphesiz Allah-u Zülcelal'in sevgisi, kulluğun en son makam ve en üstteki derecesidir. Tövbe ve sabır gibi diğer makamlar, bu son makama ulaşmak için basamaklardır. Allah-u Zülcelal'i sevmek, kulun kalben, maddi ve manevi manada ona yakın olmak için istek ve iştiyak duymasıdır.
Allah sevgisinin aslı ve çekirdeği bütün müminlerde vardır. Çünkü bunların sahip oldukları iman, marifet ve sevgiden oluşan bir cevherdir. Marifet, Allah'ı Zülcelal'i tanımak, muhabbet ise onu sevmektir. Bunları kemal, en üst olgunluk derecesine ulaştırmak için çalışmak gerekir. Allah'ı tanımak ve bilmek lazımdır. Çünkü onu sevmenin kuvveti, onu tanımanın ve bilmenin derecesiyle orantılıdır. İnsan başka şeyleri tanıdıkça sevgisi azalır. Allah'ı tanıdıkça da sevgisi artar. Bundan dolayıdır ki Allah'ı Zülcelal'ı en çok seven, onu en çok tanıyan ve bilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Allah'ı daha çok tanımanın ve bilmenin yolu ise daha çok tefekkür, zikir ve ibadet etmektir. Anlatıldığına göre Hasan-ı Basri zamanında bir zatın kızı vardı. Çok ağlardı. Bu ağlamak onun gözünü görmez hale getirmişti. O zat Hasan-ı Basri'ye geldi ve "Kızımın yanına gel. Ona bir şeyler söyle de ağlamasın. Bana acısın." dedi. Hasan-ı Basri o kızın yanına gitti ve "Ağlama. Babana acı." deyince o kız şöyle dedi: "Ey üstad, gözlerim iki halin dışında değil. Birincisi onu görmemek ve onu görmedikten sonra bana başkasını görmek ne gerek? Eğer onu görmek bana bu halimle nasipse bir değil, binlerce göz ona feda olsun. Onun için ağlarım." Hasan-ı Basri kızı dinledikten sonra şöyle dedi: "Seni tedaviye geldim. Ben tedavi edildim. Sana tabip olarak getirildim. Ama sen tabibim oldun." İmanın zevki Allah için sevmekte. Allah için birbirini sevmek ve onun yolunda dostlar olmak ve razı olmadığı bir şeye Allah için buğz etmek en üstün ahlaklardandır. Allah için sevmek Allah'ı Zülcelal'i sevmenin meyvesidir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Üç huy var ki bunlar kimde olursa imanın zevkini ve tadını alır. Allah ve Resulünü herkesten ve her şeyden daha çok sevmek. İyiliği ve iyi kimseleri Allah için sevmek ve kötülüğe Allah için buğz etmek. Allah'a şirk koşmayı büyük bir ateşe atılmaktan daha kötü görmek." Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İmanı kamil olan sevdiği kimseyi ondan menfaat gördüğü için değil, sırf Allah rızası için sever. Gerçek iman da budur. Allah'ı Zülcelal'i seven bir kimse onun sevdiklerini de sever. Bu yüzden bu kimse insanlar içinde Allah'ı Zülcelal'i seven ve onun tarafından sevilen kimseleri sever." Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Allah'ın bazı kulları vardır ki onlar ne peygamberler ne de şehittirler. Fakat peygamberler ve şehitler onlara verilen makam dolayısıyla gıpta edip imrenirler." Bu arada sahabe kiramlar "Onlar kimlerdir?" diye sordular. Hazreti Peygamber de şöyle devam etti: "Onlar aralarında nesep ve akrabalık olmadığı, mal alışverişi olmadığı halde birbirlerini Allah için sevenlerdi. Onların yüzü nurdur, nur üzerindedirler. İnsanların korktukları günde onlara korku yoktur. İnsanların hüzünlendikleri günde onlar mahzun da olmazlar."